Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi konumuz ise kümeler. Arkadaşlar kümeler genelde bir ya da iki tane soru gelebilir. Hem TYT kısmında hem AYT kısmında gelmesi muhtemel konulardan bir tanesi. Peki kümeleri biraz detaylı olarak anlatalım. Sorularımızı çözelim birlikte. Peki kümeler. Belirli nesneler topluluğuna küme adını veriyoruz. Mesela haftanın günleri. Arkadaşlar bir küme oluşturur. Yani haftanın günleri derken pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Bu bir küme oluşturabilir. Bir yılın mevsimleri yine bir küme oluşturabilir arkadaşlar. En güzel şarkı. Arkadaşlar en güzel şarkı kime göre neye göredir? Yani belli bir küme oluşturamayabiliriz. O yüzden en güzel şarkı küme olmaz. En iyi sanatçı. Arkadaşlar bana göre bir başkasıdır, size göre ise bir başkasıdır. O yüzden böyle bir yine küme oluşturamayız. Peki kümeyi oluşturan nesnelere kümenin elemanları denir. A kümesinin eleman sayısını SA biçiminde gösterilir. Arkadaşlar biz eleman sayısını her zaman SA şeklinde göstereceğiz. Buna biraz aşina olmanız gerekiyor. Peki sembollere bakalım arkadaşlar. Elemanıdır sembolü. Genelde şu yatık E ile gösterilir. Bir küme içerisindeki elemanlar olduğu gibi gösterilir. Yani en dıştaki süslü parantezi atın, içeridekilerini olduğu gibi alın. Biri olduğu gibi aldım, bir elemandır A kümesinin. İki olduğu gibi aldım, iki elemandır A. Bakın şurada bir tane süslü 3 var. Olduğu gibi aldığım için 3 elemanıdır A'nın. Bakın burada arkadaşlar 4'ü olduğu gibi almamış. Süslü parantez içine almış. O yüzden bu elemanı değildir A'nın. Ama eğer şöyle olsaydı 4 elemanıdır A'dır diyebilirdik. Peki 5'i de aynı şekilde yazabiliriz. 5 elemandır A şeklinde bir düşünebiliriz. Peki geldik alt kümeye. Alt kümeyi biz yatık C ile gösteriliyoruz arkadaşlar. Bir küme içerisindeki elemanlar alt küme olarak ifade edilir. Süslü parantez ile gösterilir. Arkadaşlar alt kümede ise yine en dıştakilerini siliyoruz ama içeridekilerine ekstradan bir parantez yapıyoruz. Biri olduğu gibi yaptım, aldım, süslü parantez yaptım, alt küme oldu. 2'yi almamışız. 3'ü arkadaşlar bakın 3'ü direkt olduğu gibi almış. Bu alt küme değil, bu elemanıdır olmalı arkadaşlar. Çünkü olduğu gibi direkt almışız. Eğer süslü 3'ü bir daha paranteze alırsak o halde alt küme olur arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. 5'i olduğu gibi almış, alt küme değildir. Bu 5 elemanıdır A'dır arkadaşlar. Peki 1 ve 2'yi birlikte de alabiliriz. Birlikte aldıktan sonra süslü parantez içerisine alırsak 1 ve 2 A'nın alt kümesi olacaktır. Peki. Kümelerin gösterimleri. Arkadaşlar biz kümelerin gösterimini 3 şekilde gösteriyoruz. 1. Liste yöntemi. 2. Venn şeması. 3 ise ortak özellik yöntemiyle gösterebiliyoruz. Peki liste yöntemine bakalım. Liste yöntemi kümenin elemanlarının küme içine tek tek yazılmasına denir. Yani A kümesi 1, 2, 4, 4, 5, 6, 6, 6 sayısını liste yöntemiyle gösterelim. Arkadaşlar aynı rakamlar birden fazla yazılmaz. Yani 1'i aldık, 2'yi aldık. 2 tane 4 var, 1 tane 4 yazıyorum. 1, 5 aldım, 3 tane 6 var, 1 tane 6 yazmam yeterli. Zaten buraya not şeklinde de düştük. Aynı eleman bir kümenin içerisine birden fazla yazılmaz liste yönteminde. Peki. Venn şemasına bakalım. Küme elemanlarının tümünün bir eğri içerisine yazılmasıdır. Arkadaşlar eğri yani bir çember şeklinde düşünebiliriz. A kümesi tek sayılar kümesini Venn şeması ile gösterelim. Tek sayıları biz biliyoruz. 1, 3, 5, 7, 9 veya -1, -3, -5, -9, -101 vesaire vesaire. O zaman 1, 3, 5, 7 şeklinde de biz Venn şeması ile gösterebiliriz. Peki devam edelim ortak özellik yöntemi. Bir kümenin çok fazla sayıda elemanı varsa ortak özelliğe göre yazılabilir. A kümesine bakalım 3, 6, 9, 12 vesaire vesaire 24'e kadar gidiyor. Kümesinin ortak özellik yöntemiyle yazalım.
Arkadaşlar dikkat edin, hepsi 3'ün katı ve 3'ün katı pozitif tam sayılar. O zaman x öyle ki 0 ile 25 arasında x'imiz 3'ün katı, k da elemandır, pozitif tam sayı. K'ya 1 verirsek 3, 2 verirsek 6, 3 verirsek 9, en sonda 8 verirsek 8 kere 3, 24'ü arkadaşlar biz bulabiliriz. Biz bunu da ortak özellik yöntemiyle çok rahat ifade edebiliriz. Peki, geldik küme çeşitlerine. Arkadaşlar küme çeşitleri de 3'e ayrılıyor. Boş küme, arkadaşlar denk küme, eşit küme, hatta 4'e ayıralım, alt kümeyi de yazalım. Boş küme hiç elemanı olmayan kümedir. Arkadaşlar boş kümeyi biz süslü parantez ya da böyle bu sembolle gösterebiliriz. Mesela örnek verelim, negatif rakamlar kümesi. Hemen düşünüyorum, bizim rakamlarımız başı sonu var mıydı? Evet vardı. Bizim rakamlarımız 1'den 9'a kadar olan sayılardır. O halde negatif rakamlar diye bir şey olamaz. O yüzden eleman sayısı 0'dır. Yani boş kümedir. Denk kümeye bakalım arkadaşlar. Eleman sayıları eşit olan kümelerdir. Denklik bağıntısını, yani denkliği biz şu simgeyle gösteriyoruz. A'nın eleman sayısı 3, B'nin eleman sayısı yine 3. O halde sayıları eşit olduğu için A denktir B şeklinde söyleyebiliriz. Eşit küme, arkadaşlar tekrar ediyorum. Denk kümede elemanların aynı olmasına gerek yok. Sadece sayıları eşit olması yeterli. Eşit küme, aynı elemanlardan oluşan kümeye denir. A eşittir B şeklinde gösterilir. Eşit kümede hem eleman sayıları aynı olmalı hem de içerisindeki elemanlar birebir eşit olmalı. Alt küme, A kümesinin bütün elemanları B kümesinin elemanları ise A kümesi B kümesinin alt kümesidir ve A alt kümedir B şeklinde gösterilir. Yani B arkadaşlar kapsar A olmalı. Zaten şeklinde buradan görüyorsunuz. Peki gelelim özellikleri biraz. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Arkadaşlar bu özellikler öncüllü sorularda da karşımıza gelebilir. Bunları birebir öğrenmeniz gerekiyor. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Evet. Zaten özellikler hepsi doğru. Her küme kendisinin alt kümesidir. Evet. N elemanlı bir alt kümenin alt küme sayısı 2 üzerendir. Arkadaşlar bu formülü lütfen unutmayalım. N elemanlı bir kümenin öz alt küme sayısı 2 üzeri N eksi 1'dir. Çünkü neden? Şu eksi 1 kümenin kendisidir arkadaşlar. Kendisini çıkardığımızda öz alt küme sayısını buluruz. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısını arkadaşlar biz kombinasyondan buluyoruz. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyelden bulabiliriz. Peki bunu biraz örnekle pekiştirelim. Ne demek istiyoruz? Mesela 4'ün üçlüsü. 4 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısını bulalım. 4 faktöriyel bölü 4 eksi 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Arkadaşlar bu tarz sorularda hemen kısa yolunu söyleyeyim ben size. Formülü ezberlemenize gerek yok. 4'ü 3 defa açın. Yani 4, 3, 2. Alttakini de 1'e kadar açın. 3 çarpı 2 çarpı 1. Şunlar birbirini götürür. Yani cevabımız 4 gelecek. Bir n elemanlı, atıyorum 7 elemanlı bir kümenin 0 elemanlı eleman sayısı 1'dir. 5 elemanlı bir kümenin 5 elemanlı alt küme sayısı yine 1'dir. Yani kendisidir. Bunlara özellikle dikkat edelim. 6. özellik, çok özellik, çok güzel bir özellik. Arkadaşlar bazen sınavlarda karşımıza gelebilir. Deneme sınavlarında, hatta çıkmış bir sınav sorusuydu yanlış hatırlamıyorsam. N'in sıfırlısı, N'in birlisi, nokta nokta nokta, N'in n'lisi eşittir 2 üzeri n'dir. Zaten bu aynı zamanda alt küme sayısı formülüdür arkadaşlar. Peki hemen bir tane örnek çözelim bununla ilgili. Alt küme sayısı ile öz alt küme sayılarının toplamı 127 olan bir kümenin eleman sayısı kaçtır? Eğer bu kümemiz, arkadaşlar küme n elemanlı olsun. O zaman alt küme sayısı 2 üzeri n, öz alt küme sayısı 2 üzeri n eksi 1 eşittir 127. Hemen şu 1'i bu tarafa atalım. Bir tane 2 üzeri n, bir tane de burada. 2 çarpı 2 üzeri n, 1 attık bu tarafa 128. İkileri sadeleştirdik. 2 üzeri n eşittir 64 ise 2'nin hangi kuvveti 64'tür? 6. kuvveti. O zaman bizim eleman sayımız 6 elemanlı bir
kümeymiş. Peki. Gelelim diğer sorumuza. 5 elemanlı bir kümenin en az 2 elemanlı alt küme sayısı. Arkadaşlar en az 2 elemanlı diyorsa 5'in ikilisi artı 5'in üçlüsü artı 5'in dörtlüsü artı 5'in beşlisi şeklinde düşünebiliriz. 5'in ikilisi az önce kısa yolunu söyledim. 5 çarpı 4 2 olduğu için 2 defa açıyorum. Bölü 2 çarpı 1 artı 5'in üçlüsü 3 defa açıyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1 artı 5'in dörtlüsünü 4 defa açıyorum. 5, 4, 3, 2 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 artı 5'in 5'ini zaten vermiştik 1'de arkadaşlar. Şunları sadeleştirelim. Burada kaldı 2. 5 kere 2 10 artı şu 3 ile şu 3 gitsin. 2 kere 2 4. Şu 4'ler gitsin. Burada pardon şurası 1 olacak. Buradan da arkadaşlar 10 gelir tekrar. Şu 3'ler gitsin. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 2 5 kere 2 10 artı 4, 3, 2, 4, 3, 2 giderse şurası 5 kalır. Artı 1. Yani bizim cevabımız 10, 20, 26. O halde 5 elemanlı bir kümenin en az 2 elemanlı alt küme sayısı 26'ymış arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar geldik çok güzel sorulara. Bunlar her zaman karşımıza çıkar. Bütün soru bankalarında mevcuttur. Lütfen bunları iyice anlamanız gerekiyor. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde? Arkadaşlar bu tarz sorularda bulunur, bulunmaz ve bağlacını gördüğümüzde her zaman bulunur veya bulunmaz derse üstünü silin gitsin. Ama veya bağlacı bizim için istisnadır. Burada biraz daha dikkat edeceğiz. Peki bir eleman olarak bulunur. Hemen yazalım kümemizi. A kümemiz eşittir. 1, 2, 3, 4, 5. Bulunur veya bulunmaz derse üstünü silin gitsin. Kaç tane kümemiz, elemanımız kaldı? 4 tane. Alt küme diyor. O zaman 2 üzeri 4'ten cevabımız 16. 3 eleman olarak bulunur. Yine A kümesini yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar bulunur bulunmaz derse üstünü silin gitsin. Sildim. O zaman 2 üzeri 4'ten yine cevabımız 16. Peki yine A kümesini yazdım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 1 bulunur 2 bulunmaz. Bulunur bulunmaz derse silin gitsin. 2 üzeri 3'ten cevabımız 8. 1 ve 3 eleman olarak bulunur. Yine aynı şekilde düşünüyoruz arkadaşlar. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5 kümeye yazdım tekrar. 1 ve 3 dediği için siliyorum. 2 üzeri 3'ten cevabımız 8 olacak arkadaşlar. Ama şimdi bu E şıkkında ise lütfen buraya dikkat edin. Veya bağlacı var. Veya da arkadaşlar biz buraya küçük bir not diyelim isterseniz. Veya da biz tüm durumdan arkadaşlar ikisinin bulunduğunu çıkaralım. Bulunduğunu çıkar diyelim. Peki tüm durum neydi arkadaşlar? Hatta tekrar küme yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 eksi 1, 2, 3, 4, 5 tekrar kümeyi yazdık. Tüm durum 2 üzeri 5 eksi 4 ve 5'i siliyorum. 2 üzeri 3 o halde cevabımız 32 eksi 8'den cevap 24 olacak arkadaşlar. Peki geldik F şıkkına. Aynı zamanda arkadaşlar veya bağlacını ben ileriki bir sorularda da göstereceğim. Lütfen bunu unutmayınız. 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde 4 eleman olarak bulunur? 3 elemanlı diyorsa hemen çizgilerimizi çektik. 4'ün bulunmasını istiyorum. Bizim eleman sayılarımızı tekrar yazalım. A kümemiz 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 4'ü sildim. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4. O zaman 4 taneden 2 tane seçeceğim. Çünkü 2 tane yerimiz kaldı. O zaman 4'ün ikilisi 4 çarpı 3, 2 çarpı 1. Şu 2 ile 4'ü sadeleştirelim. 2, 2 kere 3 cevabımız 6 olmalı. Peki. 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 2 bulunur, 5 bulunmaz? Arkadaşlar hemen kümeyi tekrar yazayım. 1, 2, 3, 4, 5. Peki 4 elemanlı diyor. Hemen 4 tane çizimi çektim. 2 bulunacak, 2 yazdım. 5 bulunmayacak, 5'i sildim.
1, 2, 3 elemanım kaldı. 3 tane yerim kaldı. O zaman 3'ün üçlüsünden arkadaşlar cevabımız 1 gelecek. Lütfen bu tarz sorulara dikkat edelim. Peki. Kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 3 veya 4 eleman olarak bulunur? 4 elemanlı diyor arkadaşlar, hemen 4 tane çizgimizi çekelim. 3 veya 4 dediği için arkadaşlar hemen 3'ün bulunduğunu yazalım. 3 bulunsun, 4 bulunmasın. O zaman 1, 2, 3, 4 kaldı. O zaman 4'ün üçlüsünden hatta 5 elemanımız kaldı. 5'in üçlüsünden ne olur arkadaşlar? 10 gelecek. Peki 4'ü yazalım. 4'ün bulunduğunun 5'in üçlüsü yine 10 gelir arkadaşlar. Peki 3 veya 4. Hem 3'ün hem 4'ün bulunduğunu yazalım. Buradan da 4'ün ikilisi, bu da eşittir 6. Yani bizim cevabımız arkadaşlar veya dediği için ben bunu biraz daha sembolik olarak yazayım. 3 birleşim 4, yani S3 artı S4 kesişim S3 kesişim 4. Peki 3'ün bulundukları 10 tane artı 4'ün bulundukları 10 tane eksi 3 ve 4'ün ortak olarak bulunduğu 6 tane. O zaman cevabımız buradan 14 gelmeli arkadaşlar. Bunu aynı az önce dediğimiz gibi tüm durumdan her ikisini de çıkarabilirsiniz. İkisini çıkarın. Bu da size ödev olsun. Yorum kısmında bekliyorum arkadaşlar. Peki geldik kümelerde işlemlere. Kümelerin birleşimi var, kesişimi var, farkı var, tümleyeni var. Hepsini tek tek inceleyelim. Kümelerin birleşimi. Arkadaşlar A birleşim B denildiğinde hemen kümemizi çizdik. Hepsini kapsayacak arkadaşlar. Eğer birleşim derse ki az önce de yaptık. S A birleşim B eşittir. S A yani A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı. Arkadaşlar şu taralı bölgeyi biz iki defa aldığımız için bir kere ne yapacağız? Çıkaracağız. Yani A ile B'nin kesişimlerini bir kere çıkarmış olacağız. Peki kümelerin kesişimi arkadaşlar A ters N B şeklinde gösterilir. Her ikisinin kesiştiği nokta şu çizdiğimiz noktadır arkadaşlar. Peki gelelim fark kümelerine. Arkadaşlar A kümesini çizdim, B kümesini çizdim. A'nın B'den farkı şurası. A çizgi B de olabilir. A slash B de olabilir. Ya da B'nin A'dan farkı arkadaşlar şurasıdır. B farkı ya da B slash A şeklinde gösterilebilir. Peki. Gelelim şimdi tümleyene. Arkadaşlar tümleyende de taralı bölge yani şu kısım A üzeri çizgi veya A'nın üzerinde tik şeklinde gösterilir. Arkadaşlar A'nın tümleyeni A'nın dışındaki her yerdir. Yani A kümemiz burası ise bizim tümleyenimiz A'nın dışındaki her yere biz ne diyoruz? Tümleyen adını veriyoruz. Peki. Evrensel kümeye bakalım arkadaşlar. Burası A kümemiz olsun. Burası B kümemiz. Evrensel de hepsinin birleşimidir arkadaşlar. Yani olan olmayan hepsini alıyoruz. Peki. A ile şu A kümesini şöyle çizelim. A kümesi ise A'nın tümleyeni. A'nın tümleyeni de arkadaşlar. Yani A'nın dışında olan her yerdir. O zaman A ile A'nın tümleyeni bize evrensel kümeyi verir. Aynı şekilde B ile B'nin tümleyeni de bize yine evrensel kümeyi verecektir. Peki. Geldik simetrik fark. Arkadaşlar şu ana kadar ÖSYM hiçbir zaman simetrik farkı sormadı. Bu yıl gelmesi muhtemel bir özellik. Biz simetrik farkı üçgen şeklinde gösteriyoruz. A simetrik fark B. A'nın B'den farkı birleşim, B'nin A'dan farkı şekil olarak gösterecek olursak A ve B kümelerini çizdik. Burası arkadaşlar A fark B. Burası ise B fark A. Bunların birleşimi de bize A simetrik B'yi verecek arkadaşlar. Peki. Hadi gelin biraz sorularımızı çözelim. Ne diyormuş? Birinci sorumuzda A kümesini vermiş, B kümesini vermiş olduğuna göre A birleşim B ve A geçim B kümenin elemanlarının eleman sayılarını bulalım. Peki. Hemen A kümesini çizdim.
Şurası A kümesi olsun, burası B kümesi olsun. İlk önce birleşimlerine bakalım arkadaşlar. Birleşimlerine biz demiştik ki A birleşim B. Aynı olan elemanlarından sadece bir tane yazacağız. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 ve 7'dir arkadaşlar. Birleşimlerimiz bu kadar. Peki kesişimlerine bakalım. Şimdi her ikisinde de ortak olanları şu taralı bölgeye yazalım. Her ikisinde de 1 var, 1 var. Kesişimlerini yazdım. Başka 3 var, 3 var. 3'ü de yazdım. O zaman A kümesinde 2 ve 4 kaldı. B kümesinde ise 5 ve 7 kaldı. O zaman eleman sayısı, yani S, A, kesişim, B, hemen sayalım. 2, 4, 6. Yani bizim eleman sayımız 6 olmalıdır arkadaşlar. A ve B aynı evrensel kümesinin alt kümeleridir. Olduğuna göre S, E. Biz az önce evrensel kümede demiştik ki kendisi ve tümleyeni her zaman evrensel kümeyi verir. O halde ben bunları alt alta toplayacak olursam SA artı SA'nın tümleyeni artı SB artı SB'nin tümleyeni eşittir 23 artı 17. Arkadaşlar burası S evrensel küme, burası da aynı şekilde yine evrensel kümedir, eşittir 23, 17 daha 30, 40 eder. O zaman 2 tane evrensel küme eşittir 40 ise evrensel kümemizin eleman sayısı 20 olmalıdır arkadaşlar. Peki. Devam edelim. Güzel bir soru. Arkadaşlar sınavda çıkabilecek hoş bir soru. Hatta ödüllü soru olsun. Çözeyim mi diye düşünüyorum da size ödev mi bıraksam? Arkadaşlar bunu çözene ben ödül olarak bir yemek ısmarlayayım. Siz bu soruyla uğraşın. Yorumlarınızı bekliyorum kanalın altına arkadaşlar. Peki geldik 4. sorumuza. Peki bakalım. A kümesini verilmiş. X öyle ki 17 ile 150 arasında. 3'ün katları. B kümesi ise Y'den oluşuyor. 25 ile 180 arasında. 5'in katları. Bize kesişimlerini istiyor. Arkadaşlar bu tarz soruları siz şekilde çizebilirsiniz. Direkt yazabilirsiniz. Peki bu tarz sorularda arkadaşlar kesişimlerini istiyorsa bizden küçüklerden büyüğünü, büyüklerden ise küçüğünü alacaksınız. O zaman 17 ile 25'i ben 25'i alıyorum. Çünkü küçüklerden büyüğünü alacağız. Burası kesişimleri 3N ile 5K'nın kesişimi 15K'dır. 150 ve 180'den de küçük olanı alıyorum. 150'yi aldım. O halde 15'in katları olmalı arkadaşlar. K'ya ben 1 veremem. K'ya 2 veriyorum. 3 veriyorum. 4 veriyorum. Nokta nokta. En son 10'a kadar verebiliriz. Peki o zaman biz eleman sayısını nasıl buluyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu bize terim sayısını veriyordu. Peki son terimimiz 10. İlk terimimiz 2. Bölü artış miktarı birer birer artı 1. Yani 10'dan 2 çıktı 8. 8 bölü 1 artı 1. O halde bizim cevabımız 9 olmalı arkadaşlar. Peki. Devam edelim. Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için 3S A fark B, 4S A kesişim B, 5S B fark A olduğuna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı en az kaç olmalıdır? Arkadaşlar biz oran orantından da biliyoruz ki katsayılarla orantılı olarak biz denklemi yazalım. 3, 4, 5 kaçta birleşir? Arkadaşlar hemen düşünüyoruz 60'ta birleşir. O halde ben buna 20K diyeyim. Ben buraya 15K diyeyim. Şurası da 12K olsun. Peki hemen küme çizelim isterseniz. Şimdi şurası A kümesi, burası B kümesi olsun. A kesişim B 15K, yani şurası 15K. A fark B şurası 20K. B fark A şurası 12K. Topluyorum arkadaşlar çünkü birleşimi istiyor. Birleşim hepsini alıyorum. 20K artı 15K artı 12K eşittir 20, 30, 40. 47K diyebiliriz. Eğer K'ya ben 1 dersem o halde bizim A birleşim B'miz 47 elemanlı olmalı arkadaşlar. Peki 6. sorumuza geldik.
A ve B kümeleri E evrensel kümenin alt kümeleri olmak üzere. Peki hemen çizelim isterseniz ya da evet çizelim. Şurası A olsun, şurası B olsun. Şu da bizim evrensel kümemiz olsun. Peki. S A fark B. Şurası 6'ymış arkadaşlar. Şunu isterseniz şuraya yazayım. S A üstü yani A'nın tümleyini kesişim. B'nin tümleyini eşit 4'ü. Arkadaşlar ben bunu aynı zamanda şöyle yazabilirim. A birleşim B'nin tümleyini eşittir 4 diyebiliriz. A ile B'nin birleşimi 4 ise peki bunu ben nasıl yazabilirim? Şuraya A diyelim, şuraya B diyelim. A ile B'nin kesişiminin tümleyin. Şurası 4 olur arkadaşlar. Peki o halde bize B kümesini istiyor. E evrensel kümemiz 15'te 6 burada, 4 burada 10. Demek ki buraya da kaç kalmalı? 5 kalmalı. O zaman bizim SB'miz arkadaşlar 5 olmalıdır. Lütfen unutmayalım. Peki. Geldik 7. sorumuza. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni kesişim. A fark B'nin tümleyenin ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu tarz sorularda genellikle şekil çizmenizi tavsiye ediyorum. Peki. Hadi gelin birlikte şekil çizelim. Şurası A olsun, burası B olsun. Şöyle harflandırma yapıyorum. A, B, C ve şurası D olsun. Peki. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni. Hemen bulalım. A'nın tümleyeni arkadaşlar C ve D'dir. Birleşim B'nin tümleyeni A ve D'dir. Peki bunların birleşimini yazacak olursak A, C ve D'dir. Peki. Şimdi şunu bulalım. A fark B'nin tümleyeni. A'nın B'den farkı neresi arkadaşlar? A kümesi. O zaman A'nın tümleyeni. Yani A fark B'nin tümleyeni arkadaşlar A kümesidir. A'nın tümleyeni ise B, C ve D'dir. Peki bunların kesişimleri hangileridir? Hatta şuraya tekrar yazalım. A virgül B, C virgül D kesişim B, C, D. Arkadaşlar bunların kesişimleri C ve D'dir. Peki C ve D neresi oluyor arkadaşlar? A'nın tümleyeni. Yani B şıkkı oluyor arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edelim. Peki. Geldik son sayfamıza, son kısma. Arkadaşlar küme problemleri sınavda çıkması muhtemel sorulardan bir tanesi. O yüzden ben burayı biraz detaylı yazdım. Lütfen bunları iyice öğrenmeniz gerekiyor. Peki, küme problemleri diyelim arkadaşlar. Matematiği sevenler, geometriyi sevenler, her ikisini de sevmeyenler. Genelde şu andaki zamanı gençlerimiz her ikisini de maalesef sevmiyor. Peki. Matematiği sevenler, arkadaşlar matematiği sevenler x ve y'dir. Matematiği sevmeyenler yani matematiğin dışında olanlar z ve t'dir. Sadece matematik sevenler x arkadaşlar. Yalnız bir ders sevenler ya matematik sevecek ya da geometri sevecek arkadaşlar. X ve z'dir. Peki matematik ve geometri sevenler v dediği için her ikisinin kesişimini alıyorum arkadaşlar. Yani yalnız y'dir. Matematik veya geometri veya dediği için hepsinin birleşimini alıyorum. X, y ve z'dir. Zaten yazmışız. En az bir değer sevenler. Arkadaşlar en az bir değer sevenler demek ya matematik sevecek ya geometri sevecek ya da her ikisini sevmeyecek. Oyu o halde x, y ve z'dir. En fazla bir değer istiyorsa arkadaşlar yine ya matematiği sevecek ya geometriyi sevecek ya da hiçbirini sevmeyecek. O zaman x, z ve t'dir. Peki hadi gelin şu soruyu birlikte çözelim. Futbol, voleybol ve basketbol oynayanlardan oluşan bir sporcu kafilesinde 3 oyunu da oynayan 5. Peki arkadaşlar hemen kümemizi çizelim isterseniz. Futbol, voleybol ve basketbol. Peki şurası futbol olsun, burası voleybol olsun, burası da basketbol. 3 oyunu da oynayan 5. Yani 3'ünün kesişimi arkadaşlar 5'miş. Futbol ve voleybol oynayan 9. Futbol ve voleybol. O zaman burası 5 ise buraya kaç kalır arkadaşlar? 4 kalacak. Voleybol ve basketbol oynayanlar 8.
Voleybol ve basketbol oynanırlar şurası. Burası 5 ise buraya 3 kalacak. Futbol ve basketbol oynayanlar 6 kişi. Futbol ve basketbol arkadaşlar şurası. Tamam 6 ise şurası 5. Şuraya da 1 kaldı. Peki. Futbol oynayanlar 23. Arkadaşlar artık futbol oynayanlar şu kısım. 4, 5 ile 9. Bir de burada 10. Toplam 23'tü. O zaman buraya 13 kalmalı. Voleybol oynayanlar 21. Voleybol oynayanlara bakalım şu kısım arkadaşlar. 4, 5 daha 9, 3 de burada 12, 21 olabilmesi için 9 gerekmektedir. Peki. Basketbol oynayanlar 15. Peki basketbol oynayanlar da arkadaşlar şu bölge. 1, 5 daha 6, 3 de burada 9, 15 olabilmesi için 6 gerekmektedir. Hepsini güzel bir şekilde yerleştirdik. Olduğuna göre bu kafilede kaç sporcu vardır? Peki hepsini toplayalım şuraya. 13 artı 9 artı 6 artı şurayı yazalım. 4 artı 1 artı 3 artı 5. Peki toplayalım. Şöyle 22, 28, 32, 33, 36, 41. Yani bizim sınıf mevcudumuz arkadaşlar 41 olmalıymış. Peki. Devam edelim diğer sorumuzla. Sarışın veya kumral öğrencilerden oluşan 19 kişilik bir grupta mavi veya kahverengi gözlü arkadaşlar 4 bilinmeyenimiz var. O yüzden bizim küme çizmemiz biraz zor. O yüzden başka bir metot kullanmaya çalışacağız. Kumral öğrenciler 12, kahverengi gözlüler 8 ve mavi gözlü sarışınlar 4 kişidir. Kahverengi gözlü kumralların sayısı. Vallahi soruyu okurken yoruldum açıkçası ama hadi gelin bunu birlikte biraz düşünelim. Peki şöyle bir ayıralım isterseniz. Şuraya sarışın yazalım. Şuraya kumral yazalım. Şuraya mavi gözlü. Buraya da kahve rengi diyelim arkadaşlar. A olsun, B olsun, C olsun, D olsun. Peki. Toplamda kaç kişi varmış? 19. Hepsini yazalım. A artı B artı C artı D eşittir 19. Kumral öğrenciler 12. Kumrallar yani B artı D. B artı D eşittir 12. Kahverengi gözlüler yani C artı D. C artı D eşittir 8. Mavi gözlü sarışın. Mavi gözlü sarışın yani A. O zaman A'mız kaç geliyormuş buradan? 4 geliyormuş. Kahverengi gözlü kumralların sayısı. Yani bizden A buradaki D'yi istiyor. Peki. Arkadaşlar hemen nasıl yazabiliriz? Düşünelim biraz. Şimdi A'mız 4. Şuraya biz 4'ü yazalım. Biz bunları şu her ikisini taraf tarafa toplayacak olursak hadi şuraya yazayım. B artı D eşittir 12. C artı D eşittir 8. Taraf tarafa topladım. B artı C artı 2D eşittir 20. Peki ben buraya 4 yazarsam B artı C artı D B artı C artı D eşittir. 4'ü bu tarafa attım. Şuradan 15 geldi. Bizden D'yi istediği için şu iki denklemde alttakini eksiyle çarpar. Taraf tarafa toplarsam şu B'ler birbirini götürür. 2D'den D çıktı. D 20'den 15 çıktı. 5 gelecek. Yani ne istiyorduk? Kahverengi kumral sayımız arkadaşlar 5 olmalıymış. Peki. Geldik son sorumuza. Bir otobüs kazasında 18 kişinin bacağı, 11 kişinin kolu kırılmış, 7 kişi başından yaralanmış. Bayağı bir trafik kazası olmuş. 3 kişinin hem başı yaralanmış hem kolu kırılmış. 2 kişi de kazayı yara almadan atlatmıştır. Kaza sırasında otobüste kaç kişi vardır? Peki arkadaşlar A kümemiz ne olsun? Bacağı kırılan olsun. Bacağı kırılan. B kümemiz ne olsun? Kolu kırılmış olsun. Kolu kırılan yazalım. Kırılan. C kümemiz ne olsun? Başından yaralanmış. Diğeri de başından yaralananlar diyelim. Yaralananlar. Peki hadi hemen bir kümemizi çizelim. A kümesi, B kümesi, C kümesi ve bir tane de evrensel küme çizelim arkadaşlar. Şurası A olsun, burası B olsun, şurası da C. Bu da bizim tüm kümemiz. İki kişi kazayı yaralanmamış. O zaman şu boş yere 2 yazalım.
Peki bana diyordu ki 3 kişi hem başından yara almış hem kolu kırılmış. Hem başından hem kolundan. Yani B ve C'nin kesişimi arkadaşlar 3'müş. Peki başka 7 kişi başından yaralanmış. Başından yaralananlar 7 kişi. O zaman 3 buradaysa buraya 4 kalmalı. Bir otobüste kazası 18 kişi bacağından yaralanmış. Bir şimdilik dursun. Başka 11 kişi kolu kırılmış. Kolu kırılan B'de 3 kişi buradaysa 11 kişi olabilmesi için 8 olması gerekiyor. Başka bir işi var mı yazabileceğimiz? Şu 11'i kullandık, 7'yi kullandık, 3'ü kullandık, 2'yi kullandık. Peki. Bir otobüste kazası 18 kişinin de bacağı. O zaman buraya da 18 yazalım. Bizden toplamını istiyor. Hemen hepsini toplayalım. 18 artı 8 artı 3 artı 2 artı 4 eşittir. 18, 26, şöyle 30, 35. O zaman bu otobüste toplamda 35 kişi varmış arkadaşlar. Peki, dersi burada bitiriyoruz. Kendinize iyi ki iyi bakın. Hoşça kalın.